Evet arkadaşlar, bugün kolokol bağlantısı yapacağız. Yaptık. Şimdi bağlanan hatlarda, yani hatlardaki havayı alacağız. Nasıl aldığımızı birazdan size tek tek anlatacağım. Üstteki mavi renkli olanlar soğuk su. Alttaki ise kombiden gelen sıcak su girişi. Şimdi hava almak için öncelikle suyun giriş kısmını açıyoruz. Manaların hepsinin kapalı olmasına dikkat edeceğiz. Hepsi kapalı olacak. Şimdi suyu açtık. Tahliye borumuz burada. Öncelikle birinci hattı açıyoruz. Birinci hattın karşılığını da açıyoruz. Daha sonra tahliye olacak suyun hattını açıyoruz. Bu tahliye olacak suyun üzerinden şu anda su gelmiyor. İçindeki hava var. Bu havayı boşaltana kadar bekliyoruz. Yani suyun normal akışına kadar bekliyoruz. Evet, şu anda içindeki hava çekti. Ama biraz bekleyeceğiz. Havanın tamamıyla boşalması gerek. Yani su kesintisiz akana kadar. Evet, şu anda normal bir şekilde akmaya başladı. Şu anda bu hattın içindeki hava boşalmış durumda. Hattımız hava, yani havası atılmış bir şekilde ısıtmaya hazır. Şimdi birinci hattımızın havasını almıştık. Öncelikle şu tahliye olan suyu kapatıyoruz. Kapandı. Sonra girişini kapatıyoruz. Dönüşünü de kapatıyoruz. Aynı işlemi ikinci hat için yapıyoruz. Girişi açıyoruz. Dönüşünü de açıyoruz. Sonra geliyoruz, tahliyesini açıyoruz. Bakın şu anda hatta hava olduğu için su gelmiyor. Tabi netleştiremiyorum malzemenin içinden dolayı. Ama şöyle algılayabilirsiniz. Bu bahsetmiş olduğum hatlardaki havaları aldıktan sonra daha verimli ve daha etkin bir şekilde ısınabilirsiniz. Dairelerinizde yerden ısıtma varsa ya da duvardan ısıtma varsa, eğer ısınma sağlamıyorsa muhtemelen sistemlerinizde hava vardır. Havaları da bu şekilde alıyoruz. Bu hatlardaki havaları aldıktan sonra boruların içerisindeki hava kalmadığı için daha verimli ve daha etkin bir şekilde ısınmanızı sağlayacaktır. Hava alma işlemlerini buradaki hatlara göre hepsini aynı şekilde uyguluyoruz. Ondan sonra normal ve verimli bir şekilde rahatlıkla ısınabilirsiniz. Bu hava alma işlemlerini petekli sistemlerde, peteklerin kenarlarında hava projörleri var. Bu hava projörlerinden alabilirsiniz. Ama bu sistemlerde en doğru ve en etkili şekilde şu anda yaptığımız şekilde hava almaktır. Peki ne sıklıkla hava almalısınız diye sorarsanız
Normal şartlarda bir kez hava aldıktan sonra ikinci kez hava almanıza gerek yok. Yani uzun ömürlü olarak kalabilir. Ama herhangi bir tadilat ve bir işlemden geçtikten sonra borularda tekrar hava oluşma ihtimaline karşın belirli bir sürede tadilat yapıldığı zaman peşin hava alabilirsiniz. Şimdi son attığımızın havasını alıyoruz kolektörümüzdeki. Önce ne yapıyorduk? Girişi açıyoruz. Diğer vanlar kapalı arkadaşlar burada. Havasını alıyorlar. Sonra dönüşünü açıyoruz. Bakın. Sesi duymuşsunuzdur. Şu anda içinde hava olduğu için sesi görüyorsunuz. Suyun tamamıyla berrak akana kadar bekliyoruz arkadaşlar. Kesintisiz olması lazım. Yani içerisinde kesik kesik de olsa tam emin olmadan hattı kapatmayın. Aksi takdirde ısınmanız verimsiz olacaktır. Evet arkadaşlar, şu anda son hattımızın da havasını aldık. Ben şimdi dönüşü kapatıyorum. Bütün hatların havasını aldıktan sonra dönüşü kapatıyorum. Yani tahliye borusundaki dönüşü kapatıyorum. Sonra bu hatlar zaten açık konumdaydı. Şimdi diğer hatları da açıyoruz sırasıyla. Çünkü ısınmaya hazır halde bırakıyoruz. Açık. Hem giriş hem dönüşü açık hale getiriyoruz. Hatlarımızın havasını düzenli ve emin bir şekilde aldık. Sıkıntı yaratmayacak. Evet, açmaya bağlamaya devam ediyoruz. Evet, vanalarımızı açtık. Şu anda kullanıma hazır vaziyette. Gönül rahatlığıyla kombinizi, kazanınızı ne varsa yakıp ısınabilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum özellikle. Yerden ısıtma ya da duvardan ısıtma fark etmez. Kolektörlü sistemden hava almasını bilmeyen insanlara hava aldırmayınız. Aksi takdirde hem boşa para vermiş olursunuz hem de ısınma konusunda verim alamazsınız. İşini bilen, işini yapan kişilere havanızı aldırın. Memnun kalın. Bu arada beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi birçok videoları imkan buldukça paylaşacağım. Kanalımda takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim.